Herkese merhaba. Bugün yeni 508'in GT modeliyle birlikteyiz. Yollarda sıkça gördüğümüz model, ancak bu 1.6 225 beygirlik GT modeli. Genel tasarımından bakalım. Güzel, hoş bir rengi var. Şöyle yeşil, kahverengi, gri arası güzel bir rengi var. Ön tasarımın geneline bakacak olursak gayet agresif. Bundan önce biliyorsunuz Superb videosu çekmiştik. Superb ne kadar bir baba arabasıysa bu da bir o kadar agresif duruyor. Araca dönecek olursak şöyle, burada full led farlarımız var. Şimdi yakacağım. Ara şöyle sinyallerimizin yanma şeklinde böyle. Farlar açılmıyor. Akü biraz zayıf olduğu için, ama led farlarımız mevcut. Yine aslan dişi formundaki Peugeot tasarımı devam ediyor. Önde park sensörlerimiz var. Burada kromlu elmas tarzındaki diamond ızgaralarımız ve 508 model yazımız var. Ön tasarımın geneline bakacak olursak burnu aşağı doğru ve agresif bir görüntüsü var. Şöyle yan tasarımına doğru gelelim. Burada 235, 45, 18 elmas kesim konturlu alüminyum alaşım jantlarımız var. Michelin lastiklerimizle birlikte. Piyano bilekli ayna kapaklarımız mevcut. Yan tasarımda bir şöyle bir çizgi var. Bir de buradan aşağı doğru giden bir çizgi var. Güzel bir dizaynı var. Şurada C sütununda yine GT modelinin ibaresini görüyoruz. Şöyle bir şey fark ettim. Burada da karbon detaylarımız var. İçine geleceğiz birazdan. Arka stoplarımız yine led. Böyle siyah karartılmış bir stop. Aslan pençesi şeklinde yanıyor. Burada bir Peugeot yazımız ve 508 model logomuz mevcut. Ortası yine Peugeot'un tasarım dili birleştirilmiş durumda. Bagajımız elektrikli. Şu açalım. Yine liftback şeklinde camla birlikte açılıyor. Pandizot da camın üstünde. Bagajda burada fokal ses sisteminin bir basını görüyoruz. Bir 12 volt bir de asma halkamız var. Bagaj hacmini ben yine ekrana yazacağım. O tarz detayları oraya yazıyorum. Şurayı kaldıralım. Altta bir stepnemiz var. İnce ve altı yalıtımlı. Bu da D segmentinin premium donanımlarından biri. Yavaşça gelelim. Bagajı da buradaki düğmeden kapatabiliyoruz. Ayakla da açılıyor herhalde. Bagajı ayakla şöyle alttan ayak göstererek de açıyor. Bunu hiç beceremem. Yine beceremedim. Açılıyor, kapanıyor. Depo kapağımız sağ tarafta. Arka tamponlarda yine park sensörlerimiz mevcut. Aşağıda da daha çift çıkış ve piyano bilekli difüzörümüz var. Burada da geri dönüş kamerası var. Yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. Şöyle arka taraftan başlayalım ilk önce. Anahtarsız giriş çalıştırma mevcut bu araçta. Rengi çok iyi ya. Bu da ilk fokalin hoparlörü gözüme çarptı. Buralar yumuşak plastik. Üzeri derik tarzında ve maddeyle kaplı. Burada da güzel açık renkli ahşap tarzında bir döşeme var. Yine o döşemeye aynı renkte dikişlerimiz mevcut. Kapı içi gözü gayet yeterli seviyede. Altı halı kaplı. Arka koltuklarımızda deri alkantara karışımı dikişli detayları olan koltuklar mevcut. Arka tarafta antresit tavan mevcut. Şu içeri doğru yavaştan geçeyim. İçine oturduğumuz zaman da gayet saran sportif bir tasarımı mevcut. Diz mesafesi 4 parmak. Baş mesafesi yine 4 parmağa yakın. Burada bir oyuk oldu. Ortada havalandırma flaşlarımız, altta da 2 USB'miz mevcut. Burada da koltuk arkası filelerimiz var. Orta koltukta şaft tüneli çok az olduğu için rahatlıkla bir yolcu daha oturabilir. Ve ortada bir kol dayamamız da mevcut. 2 adet bardaklığı var üstünde. Buradan da bagaja erişebiliyorsunuz. Arkada şurada ışıklarımız var. Dokunmatik yine bunlar. Burada bir askımız var. Ama arkada bir tutamak görmedim. Hatta önde de yok. Arkadan öne genel bakışta böyle gayet güzel bir kokpiti var. Şu yüksek mevzu benim hoşuma gidiyor. Sarıyor sizi önde oturduğunuz zaman. Birazdan ona da bakacağız. Anahtarında şöyle göstereyim. Peugeot'dan tanıdığımız bir anahtarı mevcut. Birazdan bakarız. Cam tavanımız mevcut. Perdesi de elektrikli. Elle gelmediğine göre.
Güzel arka tarafta. Hoş. Yavaştan öne doğru geçelim. Burada şöyle bir detay. Camlar çerçevesiz olduğu için kapıyı açınca aşağı iniyorlar. Ön kapı üstleri de yine arkadakine aynı, yumuşak. Burada yine Focal'in Twitter'ı mevcut. Dört camımız otomatik. Arka cam kilitleri de burada. Ön kapı içi gözler güzel seviyede. Yine altı halı kaplamalı. Şöyle şurada işte elektrikli bagajın buradan kontrolü var. Şerit takip asistanını kapatabildiğimiz tuşlar mevcut. Şu iki kademeli göğüs tasarımı gayet güzel. İçeriye doğru yavaştan geçmeden önce. Koltukta masaj desteği ve iki adet hafıza mevcut. Elektrikli bir koltuk. Yine bel desteği de var. Yanal destekleri vesaire, baldır desteği. Güzel baldır desteği manuel ama olması güzel bir ayrıcalık. İçeri doğru yavaştan geçelim. Direksiyon yine Peugeot'dan tanıdığımız iki kollu direksiyon. Bu direksiyonu ben çok seviyorum ya. Üstü kesik falan, küçük sportif bir direksiyon. Kulakçıklarımızda krom detaylar var. Burada yine far kontrollerimiz, silecek kontrollerimiz mevcut. Şöyle bir kontak açalım. Şöyle burada hayalet bir göstergemiz mevcut. Göstergenin kontrollerini buradan yapıyorsunuz. Koltuğun bir sırtlığı çok dik. Elektrik gelmiyor tabii. Enerji tasarruf modu aktif diyor. Şöyle özel modu var. Kendinize göre konfigüre edebildiğiniz. Navigasyon modu var. Gördüğünüz gibi navigasyonu gösteriyor. Şöyle göstereyim. Sürüş modu var. Sürüş asistanlarını gösteriyor. Kadranlar var. Kadranlarda yine devir ve hızı gösteriyorlar. Devir saati Peugeot'da yine tersten. Asgari'de de sadece hızı gösteriyor. Ben şu navigasyon olayını çok seviyorum bu ekranda. Bu güzel. Burada herhangi bir göz yok bu arada. İki kartlığımız var. Bu tarafa doğru gelelim. Ha, direksiyon üstündeki kontroller, ses kontrolleri, sesli komut ve Bluetooth kontrolleri. Ekranımız mevcut. Ekranın ölçüsü yine ekranda yazsın. Ben de ekranı açayım o sırada. Aküsü zayıf sanırım. Açamıyorum. Burada bir ekranı bir açalım. Yine açamadık. Akü zayıf mı acaba, ondan mı? Neyse. Burada müzik, hani radyo ve medya geçişlerini, buradan klima butonunu, navigasyon, işte araç bilgileri vesaire, telefon yapabiliyorsunuz. Bu ekran standart Peugeot'lardaki arayüzü kullanıyor. Şu an akü zayıf olduğu için açılmadı. Buralarda piyano bilek böyle. Piyano bilek yani güzel bir şey. Çizilebilme ihtimali var ama piyano bilek gerçekten kaliteyi arttıran bir detay. Burada bir 12 voltluk soketimiz ve güzel bir gözümüz var. Burası da kapaklı, gayet güzel. Engine start stop butonumuz burada. Drive mode butonumuz da burada. Otomatik park mevcut bu araçta. Buraya basarak onu devreye alabiliyorsunuz. Yine uçak kolu tarzındaki vites topuzu. Bu da güzel bir detay. Elektrikli park freni burada. Burada 2 adet bardaklığınız var. İçerisinde bir ambiyans aydınlatması var. Bu gözü de şöyle açalım. İki yana doğru açılan. İçi halı kaplamalı. Gayet geniş, güzel bir göz var. İçerisinde de AUX çıkışı mevcut. Işığı da var bunun. Malzeme kalitesi gayet güzel. Her yer yumuşak plastik. Şurası güzel bir ahşap detayla kaplı. Burada Focal'in 3 boyutlu sistemi hoparlörü var. Torpidoyu şöyle bir açalım. Yumuşak, güzel, hoş bir torpidosu var. İçi halı kaplı. Şurada kitaplar için bir göz mevcut. Burada da bir ışığı var. Soğutması da vardır muhtemelen. Burada bir ekstra, şurada bir göz var. İçinde kablosuz şarj mevcut ve 2 adet de USB'sini görüyorum. Şöyle dediğim gibi iç mekan, burada yükselen konsolu sizi arabanın içinde sarıyor. Yukarı şöyle bir bakalım. Işıklı makyaj aynalarımız mevcut. Burada emniyet kemerimizin ikaz ışıkları var. Yine dokunmatik lambalarımız, kapı açık uyarımız, sunroof kontrollerimiz burada. Bluetooth mikrofonu ve hoparlörü de burada. Siyah tavan güzel ama hani böyle arabanın içinde de çok boğmuyor sizi. Normalde siyah tavanlı araçlar boğarlar. İçeriden de bu kadar. Dilerseniz dışarı çıkalım ve kapanış yapalım. Bu arada kör nokta uyarısı da mevcut. 508 gerçekten hoşuma giden bir araba. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.